I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Aykırı filmden herkese merhaba. Falcon and the Winter Soldier'ın yeni bölümünü yayınlandı. Biz de kendisine oturduk, izledik. Bugün iki kişiyiz. Bazı kişisel sebeplerden dolayı sayımızda azalma oldu. Ama Raşit bizimle bu haftanın özel konuğu olarak. Neden özel konuğu olarak derseniz, spoiler uyarısını yapıp Zimo geldiği için olduğunu söylüyorum sizlere. Zimo geldiği için Raşit bize katılmak istedi. Bu senaryoda ben oluyorum yalnız bugün. Başlayalım. Kronolojik olarak gidelim diyorum ben. Dizinin ilk sahnesi de yeni kaptanımızın yaptığı bir baskındı. Oradan bir başlayalım. Neler düşünüyorsun? Fikirlerin neler? Neler fark ettin? Bölüm hakkında önce bir görüşümü söyleyeyim. Benim için şu an dizi beklediğim gibi gitmiyor aslında. Yani ben çok daha önce de çok söyledim. Böyle Rush Hour tarzı böyle bir neydi? Aksiyon komedi beklerken daha ciddi sularda yüzen bir diziyle karşılaştım. Hala da o şekilde gidiyor. Ve biraz böyle kendini fazla mı ciddiye alıyor diye düşünüyorum hatta bazen. Yani o seviye ciddi gidiyor. Ya bu dediğine katılıyorum. Lafını unutma, özür dilerim. Ben de aynı senin gibi hani bir bitirim ikili izleriz diye bekliyordum. Ama çok ciddi gidiyor yani ve benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bitirim ikili izlemektense şu an böyle gidiyor olması daha iyi. Benim için. Ben buna katılıyorum kesinlikle. Çünkü yani o öyle olması beni çok korkutuyordu. Öyle olacağı. Çünkü Marvel filmleri biraz bu şeye alıştırdı bizi, bu formüle. Bu daha çok Winter Soldier'ın izinden gidiyor gerçekten. İlk fragmanlar falan daha böyle net uzun fragmanlar çıkmadan önce biz zaten bu fikirdeydik. Bu dizi böyle Winter Soldier izinden gidecek. O tarzda bir şey olacak. Evet, hatırlıyorum, konuşmuştuk. Diyorduk. Sonra çıkan fragmanlar, konulan fragmanlara eğlenceli sekanslar bizim fikirlerimizi biraz değiştirmişti. İşte üçüncü bölüme geldik ve oralara gitmeyeceği artık netleşti gibi bir şey. Yani arada yine eğlenceli anlar sunuyor ama hayatın içinde bu var zaten. Yani buna okey. Bunda bir sıkıntı yok. Aynen. Tam olarak geçen hafta dediğimiz gibi yani her ne kadar ciddi bir iş yapsak bile hepimiz arada sırada böyle bir espri yapalım, iki gülelim de bir sinirlerimiz boşalsın istiyoruz aslında. Dizi böyle gidiyor yani, hani koltuğunu çekecek misin sahnesi bile bu dizideki. Evet. Yani direkt Civil War'a gidiyordu yani. Evet, çok çok doğal yerleştiriyorlar esprileri de. Hiçbiri sırıtmıyor şu ana kadar. Yani bir o Wizard esprisi birazcık çok ağdalıydı da. Bir şey hangi diyemedim espri yani. Duyamadım, özür dilerim. İkinci bölümde vardı ya o Wizard esprisi. Neydi onu? Evet. Üç şey falan o evet, çok... Evet. O çok Marvel'dı yani. Onun dışında espriler bence çok gelişine vuruyorlar yani esprileri. Çok iyi gidiyor böyle. Ya işte o koltuğunu çek esprisi mesela bütün yani gerçek hayatta olsa bütün dünyada sadece Sam ve Bucky'nin anlayabileceği bir şey yani. İkisinin arasında çünkü o. Ya nasıl bizim ikimizin arasında bazı espriler var sadece biz anlıyoruz. 20 kişi var ama biz gülüyoruz sadece. O yüzden doğal aslında birazcık da ki iyi yani. Evet evet. Cap'in baskınıyla demiştin. Ben de hemen oraya bir döneyim hızlıca. Şimdi açıkça itiraf edeceğim. Bölüme dair aklımda kalmayan tek sahne olabilir. Şu an kafamda canlandırıyorum ve o sahne yok. Böyle bir sahneyle başlıyorum izliyorum. Yani. O zaman ben hafızanı tazeleyeyim. Ben o sahneyi izlerken ilk aklıma gelen şeyi söyleyeceğim. Kaptan Amerika'nın maskesi suratına oturmuyordu. Dedim ki kendi kendime, aha bak şimdi Raşit bu sahneyi görünce aha, aynı Anıl'ın cosplayleri gibi, bak maske suratına oturmuyor şimdi. Ama yanılmışım. Yok ya, aklıma gelmedi. Ama neydi o adı? Sen değil de başkası aklıma geldi. Başka camiadan isimler aklıma geldi aslında. Tamam, ben kimden bahsettiğini biliyorum ama o da bizim aramızda, böyle şey yapmaya gerek yok şu an. Aynen. Ve ya şimdi evet biraz gözümde belirmeye başladı bu. İnternet kafe gibi bir ortama dalıyorlardı. Ya kafe değil de böyle. Ya o şeydi bu arada. İkinci bölümde bu flexi meşhurları şey yapan, bir gün ağırlayan bir tane abi vardı. Alman bir abi vardı. Onun evine baskın yapıyorlardı aslında.
İşte bizim yeni Kaptan Amerika'yla ekibi de bunu bir şekilde öğrenmiş artık. Çok önemli değil. Bilgi almak için oraya baskın yapıyorlardı ve bilgi alamıyorlardı. Dedent yani. Yani çok basit bir dedent de yani. O bilgiyi nasıl aldıysan o adamı alırsın, sorgularsın falan filan ama girmemiştir o kadar. Aynen. Ya gelmedi o ikili hala. O ikili çok şeyler. Yani şu an böyle bir havalı gibi gözüküyorlar bazen. Bazen de böyle bir ezik gözüküyorlar. Ya genel olarak genele vurduğunda çok etkisizler ve ben onları izlemeyi de pek sevmiyorum. Hikayeleri bir noktada ilginçleşecektir onların da. Ama şu noktada beni yani peşlerine düşürmüyorlar yani. Ben bir sonraki sahnede ne yapacaklarını merak etmediğim bir ikili onlar şu an. Ya ben o sahnede bir tek şey anlam ifade etti benim için. Bu Alman abi yeni Kaptan Amerika'nın suratına tükürüyordu. Buna şeyin John'un tepkisi de şey oldu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani Kaptan Amerika olmanın getirdiği ego gibi bir şeye bürünmüş yani. Küçük insan egosu aslında. Bana öyle bir çağrışım yaptı yani. Hani ona verilen, hak etmeden ya da işte tırnak içinde hak ederek verilen bir ünvanın getirdiği egoyu dışarı yansıtması. Hani şeyi vermişler gibi hissettim. Karakterin Kaptan Amerika olamamasını veren bir başka sahneydi benim için orası. Senin çok aklında aynen kalmamış ama. Bilmiyorum ya, böyle sanki şey gibi, nasıl anlatayım, böyle başarısız bir request gibi izliyorsun. Evet. O havayı vermiyor diyorsun yani. Ne bileyim şey gibi aslında, ne biliyor musun? Solo filmini hatırlıyorsun. Hangisi? Star Wars Solo filmi. Ha tabii canım, evet. O gibi değil mi mesela? Hani Harrison Ford'dan sonra çok etkisiz bir, karizması olmayan bir adamı oraya koyuyorsun falan o role. Aynı etki yapıyor şu an bana. Ya onu biraz bilerek de yapılan bir şeymiş gibi düşünüyorum ben açıkçası. Ya öyledir zaten yani, o orası doğru ama mesela bilmiyorum ya. Ya biraz iri bir adam bulsaydınız keşke. Biraz daha bully gözüken bir adam bulsaydınız. Çünkü o US Agent'ın da çizgi romandaki halleri daha böyle bully bir tip ya yani. İri yarı böyle. Bir de böyle bir sıska, böyle bir değişik, anlamadım, anladın mı? Ya evet, bir sıska adam ama MIT vücudunu incelemiş falan böyle. O kalkanı falan, geçen bölümden bahsediyorum. O kalkanı atıp tutup yakaladığı sahneler falan geçen bölüm çok gözümüze sokulmuştu. Fiziksel olarak öyle bir şey mümkün değil abi yani. Hani da neyse aynen, hadi diyorum yani. Neyse aynen, devam edelim. Şimdi Zemo'nun kaçırılmasına gelelim bir de. Geçen bölümün sonu zaten Zemo'yu görmemiz lazımla bitiyordu. Bu bölümde de işte Zemo ile bir görüşme ve sonrasında bir kaçırılması hikayesi var. Ben şunu diyeceğim, sonra sözü sana bırakacağım aslında. Sahneyi uzun tutmamışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu hikayenin ilerlemesi için bizim bu karakteri hapisten çıkarmamız gerekiyor. 15 saniyelik bir hapisten kaçış sekansı hazırlayalım. Üstünde çok durup insanları sıkmayalım diye yorumladım ben. Çünkü ilgilendiğim şey Zemo'nun hapisten nasıl kaçtığı değil aslında yani. Zemo'nun serbestken neler yapacağı benim. Kesinlikle katılıyorum. Orayı ya zaten hani film kurgulamakta bu tarz şeyleri biz bir kere derste şey görmüştük. Luc Besson'un Nikita filmiydi galiba. Onda bir teknik görmüştük. Aşit bu arada sinema televizyon mezunu. Hani bilmeyen izleyicilerimiz varsa dipnot geçeyim ben, sen devam et. Orada şey vardı, o Nikita filminde uzun bir zaman geçiyordu. Bize uzun zaman geçtiğini, bir kadın yatağa yatıyordu. Yataktan kalktığında üzerindeki kıyafetler değişmişti, saçı uzamıştı. Yani yatıyor, kalkıyor, üstü başı her şey değişik. Hiç oraya 6 ay sonra falan yazmıyor. Sen yani tek bir neydi, 10 saniye içerisinde onu şey görsel olarak zaman geçtiğini anlıyorsun. Çünkü öyle bir şey imkansız. Anladım demek İnsan ki. Şey yapamaz. İşte bu da ona yakın bir şeydi. Çok iyi yani, bazı yönetmenler mesela uzun uzun onu göstermeyi tercih edebilir. Böyle insanlar tanıyoruz. Adı lazım değil, baş harfi Zek bu arada. Evet, neydi oldu ama yani hiçbir şeyle alakası yok çünkü o. Yani hiç hikayeye hiçbir şey vermiyor. Hızlı bir şekilde kaçması gerekiyordu ve gerçekten mantıklı bir şekilde bir planı anlata anlata kaçırdılar. Bu şeydir zaten, klasik montaj sekans. Bu Ocean's 12 filmlerinde falan da vardır böyle hızlı hızlı. Biri bir şey anlatır. Anlatırken olay yaşanır. Aa, meğerse olay yaşanmış zaten. Ne? Gelir. Şey gibi böyle. Biter. Özür dilemek, izin istemekten daha kolaydır mottosuyla yapılmış bir şey gibi. Evet. Ya bu arada işte orada o kısım da çok şeydi, enteresandı. Falcon'ın sinirlenmesi falan filan. Okey, işte bunu görmek istiyorum falan filan. Hani
Ama Falcon çok diretmedi ya. Bu Falcon'da da bir şeylik durumu var. Neydi onun adı? Yani mesela Captain America olsa zaten Bucky onu yapamazdı da o hareketi. Tabii ki. onu geçtim. Yani de yapamazdı da. Neydi o adı? Hadi yaptı diyelim. Yani kaptan orada gerçekten Bucky'yi dövebilirdi yani. Sen ne yapıyorsun diye yani gerçekten. Anladın mı? Falcon sinirlendi. Hemen 5 dakikada güven bana ya dedi adam. Güvendi yani. O yüzden kalkanı kaldıramadı zaten. Öyle bir adam olduğu için o kalkanı gitti müzeye bağışladı. Aynen ama işte bunu bir üzerinden atması lazım. Üçüncü bölüme geldik. Bir türlü atamıyor. Hala şey gibi. Bu arada onu da fark ettin. Ya biliyorsundur daha da konuşuruz yani. Bucky daha ön planda şu an dizide. Aslında evet. Bence. Ben bu bölüm buram buram onu fark ettim. Birinci sebebini Sebastian Stan'ın Anthony Mackie'den daha iyi bir oyuncu olmasına veriyorum açıkçası kendimce. Evet. İkinci sebebi de bu da işte Plase teorim olacak benim. Endgame'in sonunda kalkanı Sam'e veriyordu Steve. Sam bu kalkanı geri iade etti. Şimdi çizgi romanlarda hem Sam hem de Bucky Kaptan Amerika olmuş birer insanlar. Bugün bölümü izlerken acaba Kaptan Amerika dizinin sonunda Bucky mi olacak diye düşündüm. Hani evet, o titri bence o kalkan acaba dedim kendi kendime. Onu da düşündürmeye başladılar. Onu düşündürmeye başladılar. Benim de aklımdan geçmeye başladı bu. Ama yani bu tamamen off-screen sebeplerden imkansız bir şey. Çünkü günümüz bu liberal ajandası varken hani o adam bir nevi şeye veriyor. Beyaz adam Amerika'nın sembolünü siyah adama devrediyor. Ve bu tekrar beyaz adama dönmesi skandal olur. Yapmazlar öyle bir şey. Yani bu günümüzde yapmazlar. O yüzden ben olmayacağını düşünüyorum. Eğer 2000'lerin başında falan olsaydık dediğin gerçekleşirdi. 2000'lerin başında olsaydık o kalkan en başında Sam'e gitmezdi ama. Bir de öyle bir gerçek var yani. Tabii o da var evet. Ona da katılıyorum. Belki ya şöyle öyle... diyebiliriz. 2040'ların ortasında falan olsaydık eğer bu dediğimizi izleyebilirdik. Ya şöyle bir sürpriz bir şey yapabilirler. O da çok düşük ihtimal. Sadece sallıyorum şu an. İkisini de Kaptan Amerika gibi bir şey yapabilirler. Bu unvanı taşıyan iki karakter olabilir yani. Bittiğinde. Yani olmaması için bir sebep yok aslında. Düşündüğünde. Yani aynen. İkisinin de farklı bir şeyleri olabilir. Hatta şöyle bir şey olabilir. Falcon, Sam daha böyle bir kitaba uygun Kaptan Amerika olup Bucky birazcık daha böyle yolu biraz böyle değil de şöyle giden diyelim biz ona tarzda bir Kaptan Amerika olarak ikisi de farklı alanlara hitap eden bir sembol olabilirler yani. Bu çok da absürt olmaz. Şöyle şunu şimdi aklıma geldi. Onu da böyle bir beyin fırtınası gibi oluyor da şöyle bir şey de deneyebilirler. Falcon ve Winter Soldier dizinin adı zaten ve başlarının ikisinde D var hatta dizide özellikle. Evet. The Falcon and the Winter Soldier. Bu çok vurgulanan bir şey ve dizi bittiğinde yani öyle bir aşamaya geleceğiz ki hikayede Kaptan Amerika bir kişiydi. Başka kimse Kaptan Amerika olamaz. Bu iki karakter The Falcon ve The Winter Soldier'lar. Bunlar bu olacaklar. Biz bunları böyle bileceğiz. Sonuna kadar da bunu kabul edeceğiz yani. Böyle de bir şey sona erebilir. Ya dediğin teori mantıklı. Sadece şöyle bir eleştirim var benim. Evren içerisinde tutarsızlık yapar. Nasıl bir tutarsızlık yapar? Şimdi Steve her zaman Kaptan Amerika'ydı ve The Kaptan Amerika olarak kalabilir. Hiçbir sorun yok. Sam evet. Her zaman Falcon'du ve The Falcon olarak kalabilir. Hiçbir sorun yok. Bucky'ye gelelim. Bucky'ydi. Ondan sonra bir villain olarak Winter Soldier adını aldı. Bu onun villain ismiydi yani kötü ismiydi. Kötü hatırlıyor ki dizi bunu da işliyor aslında arka metninde. Hatta bu adama evet. Wakanda'da White Wolf dediler. Bu dizinin ikinci bölümünde de vardı. Wakanda'da bana beyaz kurt diyorlardı falan filan aslında diye. Onu bir benim kişisel yorumum. Onu bir yokladılar o ismi şeyde Infinity War'da. Ki baktılar hiçbir yerde White Wolf yazmıyor, bir şey yazmıyor. Herkes yine Winter Soldier demeye devam ediyor. Hop marketing, pazarlama adı altında ona Winter Soldier dediler, geçtiler. Şimdi onu The Winter Soldier yaparsan karakterin geçmişine ait silmeye çalıştığı kötü izleri motivasyonu yok edersin bence. Evet, dediğin doğru olabilir ama şu da olabilir. O artık Bucky'nin kimliği, yani o artık Bucky olmaktan çıktı. Yani o öldürdüğü insanlar, sonuçta silemiyorsun bunları, silmeye çalışsa da. Birçok insanın hayatına etki etti, birçok aileye etki etti. Belki bir uluslara etki etti, dünyaya etki etti yani o cinayetler falan filan. Zaten. Böyle bir şeyi taşıyorsun, kurtulamıyorsun. Bir noktada hani ben bununla barışacağım, ben buyum. Evet, bu da olabilir. Ama da
erişebilir. O isime artık Winter Soldier isminin bir kabus, bir kötülük sembolü olmasından çok onu iyilik, umudu hatırlatan bir şey dönüştürebilir. Bunun hikayesini anlatıyor olabilir. Evet, bu da olabilir. Bu da güzel olur yani. Buna da varım yani. Ben de yani ben hatta buna olacağına dair şu an düşüncem var. Bir de sonda Mephisto geleceğini düşün. Bu arada bence zaten oraya gelecektim. Çok iyi oldu dedim. Bence Zemo Mephisto. Ben ondan eminim. Zemo'da bir Mephisto havası var. Ben de onu bir hafiften seziyorum. Kesinlikle. Zaten manipülasyon. Neyse şaka bir yana da. Zemo demişken biraz Zemo'dan bahsedelim. Sen zaten bugün özellikle gelmek istemiştim bu konu hakkında. Sana sözü vermeden önce ben şunu demek istiyorum ama. Hatırlıyor musun şeyi konuşmuştuk aramızda. İnternette teorisi dönüyor. Thanos Avenger'ları yenebildiği için onun mor suratına istinaden Zemo mor maske mi takmaya başlayacak vesaire vesaire falan gibi bir diyalog dönüyordu. Sen de şey demiştin. Yani olsa çok güzel olur ama gidip çekmecede mor maske bulup alıp takacak gibi bir şey olacak bence gibisinden bir şey demiştin. Yani neredeyse oldu ya. Ya arabanın bagajından alınca ben kahkaha attım orada böyle. Durdum yani. Bak bunu söylerken gerçekten çok emindim. Ya Marvel'ın maalesef böyle kötü bir huyu var. Bu da çözdüğümüz kısımlarından. Yani 10 senelik, 11 senelik bir serüvenin ardından artık bazı şeylere alışmaya başlıyorsun. Ya hayranlar çoğu konuda çok daha iyi teoriler, çok daha hikayeyi daha ilerletebilecek kafada şeyler söylüyorlar bence. Bu sadece Marvel için geçerli değil. DC için de geçerli bu arada. Hatta onlara söyledikleri üzerinden bunu dinleyip şey çekenler var yani. Baş harfi zevk. Anladın mı? Hani Marvel yani hayranları dinliyor da dinlemiyor da biraz böyle bir denge sağlamaya çalışıyor. Tabii bunlar yazıldı edildi. Bundan sonradan değiştirilemiyor. Çekildi edildi. Eminim Feige falan gördüğünde bu teoriyi de aslında iyiymiş ya biz bunu niye düşünemedik demiştir yani. Yani ben olsam derdim. Bu arada benim en sevdiğim Kaptan Amerika ile ilişkili teori zamanda Reddit'te çıkan Erskine'in süper asker serumunu Wakanda'daki o kalp şeklindeki meyveden ürettiğine yönelik olan teori. Ama hiçbir yerde adı geçmiyor. Neyse çok konuyu dağıtmayalım. Bizim odan devam edelim de. Lakabını da öyle siz yok etmeden önce ben kraliyet ailesindeydim. Ben bir baronum falan dediler. Geçiştirdiler. Yani ona da hiçbir alt metin yüklemediler. Orada da bir tebessüm ettim kendi kendime de. O konuda sana soracağım. Şeyi soracağım. Şimdi ben yanlış hatırlıyor, eksik hatırlıyor olabilirim. Ben Civil War filmini 2 defa, 3 defa izlemişimdir. Uzun süredir de izlemiyorum. Uzun süredir dediğim 2-3 sene geçmiştir. Bir daha Civil War kötü izlemedim. Sen o yüzden de, çoğu, evet, çoğu sahne silik bende. O yüzden şeyi merak ediyorum. Belki sen hatırlıyorsundur diye. Zemo filmde asker gibi gösterilmiyor muydu? Askerdi. Sokovia şey gizli örgütü şey askeri hareket örgütü Scorpion mu neydi hatta adı? Onun lideriydi. O zaman retcon mu yaptılar bunun orijine, geçmişine? Unuttular mı? Yani ya retcon gibi değil de hani ya bunu hiçbir zaman açıklamayacaklar. Bu bir. Bu da bir açıklama hiçbir zaman görmeyeceğiz de. Şöyle olabilir. Kraliyet ailesindendir. İşte Sokovia'nın soylularındandır. Bir baron soyundan geliyordur. Ama işte global dünya kendi yolunu çizmesi falan filan gidip asker olmuştur yani. Evet. En fazla buraya gider. Civil War'da Zemo'yu şey yapan, bence mükemmel bir villain haline getiren, süper kahraman tarihinin en iyi villainlarından biri haline getiren bence. Sıradan bir insan olmasıydı aslında. Zemo'nun aşırı sıradan bir adam olması. Yani sıradan bir asker olması, ailesini kaybetmiş bir adam olması. Hepimiz kahramanlar yüzünden. Ve böyle bir adamın bu kadar mükemmel insanları yenebilmesi, bölebilmesi, onu güzel yapıyordu, güzel kılıyordu. Finalde de hani yaşayacak, yapacak bir şeyim kalmadı, misyonumu tamamlayıp deyip ağzına koyması falan bunlar çok güzel şeylerdi. Şimdi bir anda sanki yepyeni bir karakter varmış gibi izledim ben.
yine zekiydi. O zekası, kurnazlığı devam ediyordu ama bir anda böyle hızlı bir şekilde sen ne sanıyordun ben işte kraliyet ailesinden geliyordum bilmem ne, böyle uşağı muşağı var, Alfred gibi takılıyor. Alfred, ben Alfred zaten uşakta ya. Gidiyorlar. Oezdik falan dedi de evet. Alfred yani. Sokovic'e de Alfred demiş. Evet, tamam neyse. Böyle uçağı uçağı var. Böyle adamın inanılmaz imkanları falan var. Ya bak şunun altını dolduruyor bu arada. Bu Zemo çok seyahat ediyordu. Çok fazla şeye erişimi vardı. Civil War'da. Ve bunu hiç açıklamamışlardı. Bunlara nasıl erişiyor bu adam? Evet güzel. Neydi o anda? Bunun altını dolduruyor aslında. Okey buna okeyim. Ama dediğim gibi işte niye asker olursun? Niye öyle bir şey yaparsın falan filan. Belki girerler oralara. Ben sanmıyorum diyeceklerini. Bence girerler ya. Bilmiyorum. Çünkü burada hani silah aldı. Çok profesyonel bir şekilde sıktı attı. Adamları dağıttı ya. Yani o sahnede de hani asker geçmişine bir gönderme gibiydi yani orası. Tabii, hani bu adam. Çok belliydi yani. Bu adam asker dedim şey ben. Zaten asker normal yani dedim ben izlerken. Aynen öyle. Yani maskeyi nasıl açıklayacaklar? Ben hala merak ediyorum bu arada. Yani açıklayacaklar ya, mı acaba? Bence açıklamayacaklar. Ama açıklanırsa şu olacak. Ben zaten bir baronum. Zaten çizgi romanlarda da İşte Zemo videosunda da bahsediyoruz hatta bizim kanaldaki. 13 tane Baron Zemo var aslında. Babadan oğula geçiyor. Nesilden nesile geçiyor. Maske de işte o neslin sembolü gibi bir şeydir yani. Öyle bir şey derler en fazla. Evet, evet en fazla onu derler. Onu şey yaparlar. Ya da hiç açıklama gereği duymazlar. MCU'nun sıkıntısı işte zaten. Yani bunu Kevin Feige kendi bile söylemişti hatta zamanında. 2008'de iki tane film çıktı. İki tane süper kahraman filmi çıktı. Biri kahramanla odaklanıyordu, biri kötü adama odaklanıyordu. Joker, Dark Knight. Öbürü de Iron Man. Evet. Biz de evet. Kahramana odaklanan bir seri yaratmayı seçtik diyor açık açık. Ve yani hiçbir zaman da doğru düzgün villainlara bir şey vermemiştir MCU. Motivasyon mu dersin artık? Ne dersen de artık işte yani. Ender çok az. Küçük küçük örnekler var tabii de. Ya tabii evet. Genel olarak vermemiş. Şey ya yani öyle işte kısaca Zemo yani iyiydi, hoştu. Ama kafamı karıştırdı. Şöyle devam edelim. Biz kronolojik olarak devam edelim. Ben aslında Zemo'nun karakterizasyonuyla ilgili hatta notlarımda da o vardı. Sen açtın konuyu. Güzel oldu. Şunu da eklemek istiyorum. Bu Civil War filminde bu adamın biz şeyini görmüştük. Hatta bu Winter Soldier programıyla yapılan diğer 5 tane süper insanı, süper asker olan insanı yok ediyordu. Hani Avengers'a salmıyordu onu. Bir cliffhanger'larından biriydi o filmin. Ve Winter Soldier şey diyordu. Senin gibi daha fazlasını isteyeceğim mi zannediyorsun gibi bir şey diyordu o filmde. Ve hala süper asker istemiyor. Süper güç istemiyor. Bunu da diyor zaten şeyde otoparkta. Bir sürü süper asker olursa eğer ordu yaparlar. Avengers gibi. Hani o karakterizasyon evet, korunmuş doğru. En azından. O benim hoşuma giden bir detaydı. Oradaki konuşması çok güzeldi zaten uçaktaki konuşması. Yani ona gelecektim ben de şimdi. Başta bir anlamadım. Başta aklımı okuyorsun bu arada. Telepatik konuşma evresine geçmiş olabiliriz şu an. Ben İngilizce altyazılı izledim. Beklemedim Türkçe altyazıyı. O yüzden anlamadığım kelimeler vardı. O yüzden bir geri aldım oraları. Çünkü çok güzel bir konuşmaydı. Sen de notlar almışsın zaten. Söyleyebilirsin. Görüyorsunuz. Bak. Şurası şu ana kadar konuştuklarımız. Şurası uçaktaki konuşmalarla aldığım notlar. Evet, sen, o zaman sendeyiz. Sen söyle. Ya uçak diyalogları dedin zaten. Orada yine şeye geliyor. Winter Soldier filminde Sam'le Steve'in ilk karşılaşmasında Steve'in bu yeni titri yakalamam gerekiyor defterine Trouble Man şarkısını eklettiriyordu. Şimdi benim müzik kültürüm çok gelişmiş değildir. Bu benim bir handikapım. Burada birazcık senden destek alacağım açıkçası. Ve bu şarkı üzerinden hadi ya. Bu şarkı üstünden geçen bölümün tamamında anlatılan Amerika'nın siyahi ırklara yaptığı yani siyahilere yaptığı ırkçılığın bir eleştirisi vardı yine. Çünkü Zemo orada şey diyor. Afrika, Afro-Amerikan deneyimini çok iyi anlatan bir şarkı diyor şarkı için. Yani orada Falcon tepkisi haddini aşıyor ama doğru diyor oluyordu yani hani. Dizi geçen bölümün tamamında anlattığı şeyi unutmamış. Yine aslında bir politik bir eleştiri var oranın alt metninde. Benim izlerken çok hoşuma gitti. Yani müzik kültürüm daha gelişmiş olsaydı eminim çok daha zevk alacaktım. İşte şey siyahi hakları daha doğrusu Afro-Amerikan hakları üzerine bizi çok güzel oynuyor. Çok güzel şeyler söylüyor. Ama işte bu konuda yani Falcon her zaman tepkileri haklı. Haklı aslında.
Hep böyle bir sahiplenmesi yok ya. Luke Cage'de bile vardı bu, biliyor musun? Luke Cage bile bu konular devreye girdi mi bir şey ele alıyordu böyle. Ya adam yancılıktan kurtulamıyor, anlıyor musun? Niye gülüyorum biliyor musun? Her söylediğine haklı deyince ortak bir arkadaşımız geldi aklıma. Adını söylemeyelim şimdi de. Bu arada evet, Luke Cage bile gerçekten yapıyordu yani. O Harlem'deki şeyi buram buram yansıtıyordu yani dizisinde. Ki bence güzel başlayıp kötü devam eden bir Luke Cage karakterizasyonu vardı, apayrı bir konu o da. Yani orada Falcon böyle bir yükselmesi gerekirken sahip çıkan, o alt metni hatırlatan adam yine bir beyaz adam yani. Gerçekten bilmiyorum ya, böyle bir sanki bir tuhaflık var ama çözemedim. İleride çözeceğiz büyük ihtimalle, bakalım. Ya bence sen böyle çapsız olarak devam edecek de neyse, hani bir şey demiyorum. Uçaktaki şu konuşmaya evet, gelmek istiyorum. Asıl uçaktaki ciddi sistem eleştirisi, politika eleştirisi şeydi. Zimo'nun Sam'e dönüp Steve'i çok idol haline getirmişsin ama onunla tanıştığında bir şey fark ettin diye başladığı bir konuşması vardı. Orada şeyi diyordu. Evet, çok güzel. Ben oraya yükseldim zaten. Asıl orasıydı yani. Hani daha sonra bunu bir ikon haline getirirsiniz, simge haline getirirsiniz, kusurlarını unutmaya başlarsınız. Bunun yüzünden savaşlar çıkar, insanlar ölür, işte ülkeler yukarı çıkar falan, o kendi ülkesiyle ilgili şey dedi. Bana sorarsan o tamamen şeydi. Amerikan propagandası adı altında herhangi bir şeye olduğundan daha fazla değer yüklenerek olduğundan daha büyük gösterilir ve bu propagandanın sonucunda savaşlar çıkar. İşte gereksiz yere insanlar ölür. Şimdi bu Amerikan tarihinin geçmişinde olan bazı savaşlar var. Vietnam Savaşı gibi yani. Vesaire vesaire. Şimdi çok girmek istemiyorum onlara da. Aslında oradaki yine Amerika'nın tarihsel politikasına eleştiri için çekilmiş bir sahneydi bence orası da. Doğru. Çok katılıyorum. Zaten şey var. Buradan şuna bağlayacağım. Black Smashers örgütünün aslında amacını da birazcık destekler bir açıklama, konuşmaydı o. Çünkü şimdi bu değer biçtiğimiz şeyler mesela bayraktır. Bayrağa çok büyük bir değer veririz. Ya da simgeler vardır ülkelerin. Ne bileyim, bizim ülkemizde Atatürk mesela. Ya da ne bileyim başka ülkelerde Abraham Lincoln falan işte Amerika'da. Che Guevara gibi. Aynen. Heh. Bunlar hep simgeleşmiştir. Bir şeyle, bir fikirle, bir ülkeyle ya da, tamam mı? Bunlara böyle çok büyük değerler veririz. Bu şey vardır. Hepimizin hayatında vardır. Lafını unutma. Ya da dümbüllünün kavuğu mesela bu, yani. O bile buna girebilir. Evet, ülke olarak düşünmezsen, daha küçük i̇şte çaplı düşünürsen. Aynen. Yani bu gözümüzde bir de ilahlaştırırız bu. Mesela isimse bu bir isim. Bunu ilahlaştırırız, yüceltiriz, şey yaparız, çok büyütürüz falan filan. Ve neydi onu da, onun kusurlarını görmeyiz, es geçeriz falan, işte onlara dedi zaten. Ve ya bu bütün, yani her şey için, bütün insanlık tarihini özetleyen bir şey aslında. Gerçekten insanlık tarihi bunun üzerine. Yani dinler mitolojisini bile bunu şey yapabilirsin. Evet, her şey çok büyük bir metin o. Çok güçlü bir metin. Ve neydi? Bu şekilde olması neydi? Flex Smashers'ın da dizide tanıtılan amacı sınırlar olmasın, tek devlet olalım gibi bir amacı olduğu için sanki Zimo hani siz galiba geçen bölümde de bundan birazcık çıtlatmıştınız önden. Sanki Zimo zaten bu Flex Smashers'ı bir şekilde kapalı kapılar ardında kuran adam olabilir mi gibi soruları benim kafamda döndürmeye başladı yani. Çünkü tamamen onların idealitesini aslında aktardı, söyledi gibi oldu, bana geldi orada. Aklıma o geldi yani benim direkt. Olabilir aslında yani. Olursa hoşuma gider bu arada. Ama çok güzel işlemesi lazım. Bunu çok cheesy de işleyebilir çünkü. Çok ince bir çizgisi var. Yani şey. Aynen öyle. En başından beri Zimo'ymuş aslında da dedirttirebilir. Aynen öyle. Oğlum Zimo neler yapmış lan da dedirttirebilir. Evet, umarım ikincisi olur tabii. Beklentimiz tabii. O yönde. Beklentiniz o yönde. O zaman Madripoor'a gidelim. Uçakta Falcon'la işte şey, Zimo ile Winter Soldier Madripoor'dan bahsedince Falcon şey diyordu. Skull Island gibi bahsediyorsunuz bundan falan diyordu.
Godzilla vs. King Kong'un çıktığı haftada böyle bir şeyin olması da. Ya yani, sanki denk getirmişler gibi, anladın mı? Gerçekten çok tuhaf. Planlanmış gibi bile olabilir yani. Hani orada bir tebessüm ettim. Godzilla King Kong da güzeldi. Zaten siz onu konuştunuz. Kanalda videosu var. Raşit Madripoor şeydi değil mi? Bu X-Men hikayelerinde daha çok geçen bu kaçak mutantların falan sürekli gittiği, sığındığı, kendilerine evet, bir barınak bulduğu suçlu ülkesi. Yapay suçlu ülkesiydi yani hani. Gerçekte olmayan. Aynen öyle. Öyle bir yerdi. Mutantlarla çok özdeşleşmiş bir yerdi. Çizgi romanlarda. Tabii burada mutantın M'sini bile görmedik ama belki de gördük. Bilemeyiz tabii. Tabii o belki de o dövmeli, zincirli mincirli abi mutanttı yani. Yani öyle bir çaktırmadan alt metinde evet, bir mesaj da olabilir yani orada. Evet, her şey olabilir. Her şeyi beklerim yani. Ya bu o kısımlar bana bu arada çok fena. Böyle ışıklandırması, bir cartı curtu görselliği falan filan bana John Wick filmlerini hatırlattı. Çok atmosferik olarak. Hatta ben bayağı galiba John Wick vari bir sekans, aksiyon sekansı falan izleyeceğiz dedim. Yakın bir şey izledik. Evet. Yakın bir şey izledik. Ama beklemediğimiz karakter üzerinden izledik. Oraya geçeriz zaten. Konuşuruz. Ya aslında o beklemediğimiz karaktere gelecektim. Çünkü hani beklemediğimiz karaktere gelene kadar şeyi görüyoruz orada. Zemo bir kurgu yapmış. Bucky Winter Soldier'ı oynuyor. Kendisi kendini oynuyor. Sam de gülümseyen kaplan denen bir abi oynuyor. Kimse çok pasif. Evet, pasif rol vermişler. Canlı o bu arada. Yani sen de kenarda böyle sessiz kal. Hiç konuşma, hiç sesini çıkarma. Bir de işte içine yılan taşı attığımız bir tane içki içeceksin yani. Tek görevi bu demiş. Tamam. Ya sanki teröristler ve yönetmenler falan da şeyin farkında gibi böyle yani. Adamın çok böyle pasif olduğunun, oyunculuk yeteneğinin buraları kaldırmayacağını falan farkındaymış gibi böyle. Yani herhalde zaten bence şöyle oldu. Tamamen senin dediğin o off-screen liberal sebeplerden dolayı kalkanı sebe vermek zorunda kaldılar ama sonra oturdular. Ya bu adam bunu yapamaz. Bu rolü kaldıramaz. Biz bir diziyle bunu bir şey soft reboot atalım biz buna gibi bir şey demiş olabilir yani Feige. Ya, neyse. Bence de öyle ya valla. Bu abilerin planı bozuluyor işte. Sam'i kardeşi arıyor. Çünkü yani hani bir şekilde bozulması lazım. En klişede işte kardeşi arar. Bazı sıkıntılardan bahseder. Sam kim der. Tamam bozuldu gitti. Sonra işte bunlar da işte o ablanın ölümünden sorumlular falan filan. Zarsut bunları bir abla kurtarıyor. Kim kurtarıyor? Sharon kurtarıyor. Kendisini ilk olarak Winter Soldier'da görmüştük. Agent 13 bu arada aynı zamanda. Çizgi romanlarda olan bir karakter. Peggy'nin de yeğeni. Çizgi romanlarda da Peggy'nin yeğeni. Çizgi romanlarda Kaptan Amerika'nın da sevgilisiydi. Hala güncel olarak sevgilisi mi açıkçası bilmiyorum. Anlattan sonra Marvel okumayı bıraktım. Kendi adımı söylüyorum bunu. Ama o ana kadar sevgilisiydi yani ondan eminim. Burada dizide tamamen farklı bir karakterizasyonla gördük aslında MCU'nun bu zamana kadar bize gösterdiği Sharon'dan. Ben beğendim ama detaya girmeden önce senin yorumlarını almak istiyorum. Ben direkt şunu diyecektim. Yani Agent 13'i ilk defa gördük galiba. Evet. Bana biraz öyle geldi. Çünkü çizgi romandaki Agent 13 portresi gerçekten çok yırtıcı, çok karanlık bir karakterdir. Çok sert bir karakterdir. Zaten Death of Captain America hikayesinde de çok derin bir rolü var. Çok büyük bir rolü var. Yani inanılmaz büyük bir rolü var. Açın okuyun gençler. Okuyanlar olur. Aynen spoiler vermeyelim. Ve gerçekten inanılmaz bir şekilde karakteri bayağı takla attırmışlar. Çok değiştirmişler. Çok farklı bir konuma oturtmuşlar. Ve böyle bir neydi onun adı? O şey hali gelmiş. O böyle çok karanlık sırlara sahip sert abla imajı gelmiş gerçekten. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve aksiyon sahnesi şu ana kadar benim dizide izlediğim en iyi aksiyon sahnesi orasıydı bu arada. Ve görmek istediğim aksiyon sahnesi de orasıydı. Dizinin başından beri. O uçan Falcon'ın milleti tokatlamasını izlemek istemiyorum ben mesela. O beni çok irite ediyor. Abi uçan Falcon'un milleti tokatlaması biraz zorlama çekilen şeyler oluyor zaten. Yani olmuyor yani oturmuyor. Benim kafamda da oturmuyor mesela. Sharon'ın orada yani 20 tane adamı tokatlaması, dövmesi. 15 kişiye saldırdım, vurdum saymadım. Vurdum saymadım, yumruk yedim durmadım. Yere düştüm caymadım, tek başıma savaştım. Hepsini yerden topladım.
falan. Yani hem hoşuma gitti hem de şunu dedim. Abi sen Bucky falan siz boş. Yani süper asker ne gerek? Sharon alıyor hepsini yani. Hani. O sahneleri izlerken bize buradan devam ettirin diziyi dedim yani bir an kendime. Evet yani kesinlikle çok tam olarak görmek istediğimiz şey buydu yani. Ve yani çok çok iyi bir sahneydi. İnanılmaz iyi bir sekanstı. Ve yani izlerken gerçekten çok büyük keyif aldım. Hatta kısa bile sürdüğünü düşünüyorum. Keşke biraz daha sürseydi yani. Şöyle evet, olabilirdi. Gerçekten yani bayağı Sharon şov yaptı orada yani. Ve rol çaldı yani hepsinden. Bu arada aynı bölümde şey de şov yaptı. Winter Soldier da çatlı bir dövdü evet. Bardakileri falan filan. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Yere düştüm cayma. Zemo da sonraki aşamada iki patlattı bir yeri. Şuna buna sıktı falan filan. 15 kişiye... Falcon hiçbir şey yapmıyor hala. Hiçbir şey yapmıyor. Bu arada keseceğim arkadaşlar, ırkçı değiliz, gördüğümüzü anlatıyoruz yani. Bunun Falcon'un ten rengiyle ya da başka hiçbir şeyle alakası yoktur. Lütfen linçlemeyin bizi. Black Panther'ı çok seviyoruz yani. Kesinlikle. Luke Cage'i de severim bu arada ben. Özellikle Civil War dönemindeki Luke Cage önüne... karakterizasyon bu. Luke Cage önüne o yüzden verdim yani. Luke Cage neydi, kendi dizisinde gayet işi iyi götürüyordu yani. O ayrı bir konu da. Evet, yani, öyle aynı. Şey eklemek istiyorum. Süper Asker Serumunu Erskine'den sonra yapan bilim insanıyla tanıştık. Evet. O abiyi gördük bu bölümde. Yani onun da bir Blip'e bağlanması benim hoşuma gitti mesela. Tam bunların hepsini yapıyordum, toz oldum gittim. Neden duymadık? Bu yüzden duymadık. 5 sene geçmiş. Doğru. Proje rafa kaldırılmış. Hatta seninle özelden konuştuğumuz bir eleştirim vardı senin. Yani bu Süper Asker Serumunu herkes mi yapıyor? Kimsenin mi haberi yok diye. Kısmen de olsa altını doldurdular mesela yani. Aynen öyle, evet. Ona katılıyorum. Yani en azından bir cevap verme girişimi olması beni çok memnun etti. Ya ama neydi? Şey olayı bana enteresan geliyor hala. Yanlış hatırlıyor olabilirim yine. Yine Civil War'da olduğu için. Howard Stark da bulmuş muydu bu süper asker serumunu? Yani başarabilmiş miydi formülü? Yok. Winter Soldier şey çalıyordu ya. Bagajından. Onlar da olmuş formüller miydi? Tam hatırlamıyorum, o yüzden soruyorum. Onlar Steve'in kanından yapılan arıtma sentez bir şey de olabilir. Ben de emin değilim. Bu adam da öyle bir şey yapıyordu ama galiba. Bu adam da o üzerinde deney yapılan onların kanından damıtıp böyle bir ters mühendis bileyim artık. Bir şekilde yapmış o şeyi. Neydi onun adı? Serumu öyle bulmuş. Ben öyle anladım yani. Yok öyle öyle. Aynen. Ve neydi onun adı? O da Howard da bulmuş olabilir önceden yani. Ona emin değilim. Ama işte yani çok yine isimsiz bir ismin bunu bulması. Yani çizgi romanlarda da vardır belki. Büyük ihtimalle vardır. Benim bildiğim yok bu arada. Ha işte isimsiz bir isme bunu vermeleri de enteresan olmuş. Yani bilmiyorum, Bruce Banner bile bulamamışken bu adam buluyor mesela ya. Bu da enteresan. Yani okey olabilir, niye olmasın? Ama işte... Anladım eleştirini. Katılıyorum da %100. Ama şeytanın avukatlığını yapacaksak da şey diyebilirsin. Bruce Banner hiçbir zaman Steven ya da Isaac Bradley'nin kanına erişimi yoktu da diyebilirsin. Doğru. Diyebilirsin, evet. Ya ama şeytanın avukatlığı olur biraz. Bu arada bölümün ismini de veren o şeye yapıyordu bunu. Power Broker mıydı? Evet, Power Broker. Ha, o Power Broker mevzusu bayağı derin bir mevzu, onu anladığım kadarıyla. Çizgi romanlarda da geçiyormuş. Videodan izlemiştim ben de. Aynen. Power Broker şey, US Agent'a Kaptan Amerika güçlerini veren abi aslında. Onun dışında çok bir şey bilmiyorum karakterle alakalı. Ama dizide de John Walker'ın bir noktada kendini yetersiz bir Kaptan Amerika olarak görüp de bir şekilde o Flex Smasher'ların elinde kaldı artık son Kaptan Amerika serumları. Şey, Zemo abiyi de öldürünce, bilim adamı abiye. Bir şekilde John'un da süper asker serumunu alıp iyice Steve'den daha iyi bir Kaptan Amerika olacağım kafasına girip delirmesini bekliyorum ben. İstiyorum, umuyorum diziden. Ya çok, aslında çok klişe bir şey. Böyle olursa evet. Bence çok klişe olur. Ama olabilir. Ben de şaşırmam olursa. Daha doğru olur olması gibi geliyor bana, klişeliğinden ziyade.
Ya ben çizgi romanlardaki o gri havası verilmesini çok isterim açıkçası o karaktere. Yani bir sapıtıp bir villain'a dönüşmesinden çok Yok, ben yani. bir dönüşmesi olarak demedim. Hani olabileceğim en iyi Kaptan Amerika olmam lazım. Steve'den daha iyi olmam lazım. Kafasıyla gidip Power Broker'dan onu alıp süper askerlerimi şey yapıp biraz da kafayı kırıp bir karakterizasyon bahsettim, ama demek istediğim aslında gri bir karakter olmasıydı. Evet, umarım şu an gri gidiyor zaten. Gri Evet, hala noktada gri. ilerlemeye devam eder umarım. Ben şeye birazcık değinmek istiyorum. Bu bilim adamının oradan çıktıktan sonra bu savaş alanına girdiklerinde Sam ile Bucky arasında bir diyalog yaşandı. İşte benim şeyimi takip et, benim söylediklerimi takip et falan filan, orada bir anlaşmazlık yaşadılar aralarında. Ben orada şey gördüm biraz, kuşak çatışması. Nasıl diyeceksin? Şimdi Bucky 1917'de mi ne doğuyor galiba şeylere göre. Öyle bir şey olması lazım işte. Zaten savaş döneminde 20'li yaşlarında yani. Bucky aslında baby boomerlardan bile, yani şu an 2000 sonrasına Z diyoruz, 80-2000 arasına Y diyoruz biz. 60 ile 80 arasında galiba X diyoruz. İkinci Dünya Savaşı ile 60 arasında Baby Boomer diyoruz. Bucky bundan da eski. Baby Boomer'dan da eski. Sam ise Y jenerasyonu. Bence bir şey de var aralarında. Kuşak çatışması gördüm ben orada yani izlerken. Bucky birazcık da Doğru ya var. aksiyon şey Sam şey diyor. Aksiyon filmlerinde böyle oluyor, hiç mi bilmiyorsun falan filan diyor. Bucky daha ciddi yaklaşıyor. Daha gerçekçi yaklaşıyor olaya. Daha sert yaklaşıyor olaya. Öyle. Bunu düşünüp koydularsa Evet, çok iyi bu yani arada. düşünmüş olabilirler bunu. Yani gerçekten o kuşak çatışması hep hissediliyor ikisi arasında ya. Ona ben kesinlikle katılıyorum zaten. Çünkü Baki gerçekten çok yaşlı bir adam aslında yani. Yaşlı bir adam Evet. kafa olarak da öyle. Yaşlı bir adam olarak genç bir bedende ve daha olgun hareket ediyor halkından kesinlikle. Hoşuma giden bir detaydı. Paylaşmak istedim açıkçası. Biraz da şeyden bahsedelim ya. Hiç konuşmadık. Bölümde bayağı anlatıldı aslında. Flexi meşhurlar. Motivasyonları, aksiyonları. Önce senin Şey düşünceni alayım, sonra konuşuruz. ya Flex Smasher'lar bence fikir olarak çok iyiler ve savundukları şey de çok iyi. Benim aklıma biraz şey getirdi. Siz daha önce konuşmuşsunuz bilmiyorum ama The Korra, Legend of Korra'daki Amon ve Tamam. eşitlikçiler işte. Onu aklıma getirdi. Herkesi aynı yapacağız falan filan kafasındaydı o ekipte. Ya zaten bu şeyde sol fikirler biraz bunun etrafında gelişirler. Komünist kafaya birazcık yakın fikirler bunlar. Amerika'nın da en büyük kabusudur zaten komünizm. Bu şey kafası. Herkes eşit olsun kafası. Ve tam olarak yine öyle bir düşman konumlandırmışlar. Adı bu sefer Rusya değil. Flag Smashers neydi? Bunlar da eşitlik arıyorlar aslında düşündüğünde. Çok güzel bir amaçları var aslında. Çok kötü bir amaçları yok. Ve dünya eskiden daha güzeldi falan filan şeyinde. Hatta Kaptan Amerika'nın bile Endgame'de bunu söylemişliği var yani şeye. Evet. Nete. Natasha. Küçük bir replikle de olsa. Yani haklı Hubs'ın elinde olabilirler. balinalar vardı diyordu. Aynen öyle. Haklı olabilirler. Yani Thanos kötü bir şey yapsa da doğanın dengesini bozsa da iyi bir şeye vesile olmuş olabilir. Yani gerçekten haklı olabilir Thanos. Zaten bu tartışılan bir şey. Evet. Konuştuğumuz bir şey. Hala Aynen. net cevabı yok bende bu arada. Aynen öyle. Çok aslında yine gri bir çizgideler. Bu yüzden çok kaliteli bir kötü adam grubu var. Ama sıkıntı olan kısım sen de katılacağın gibi yöntemleri ki Evet. her zaman bu noktada ayrılıyorlar. Yani özetle bu bölümde ne kadar radikal olabileceklerini gösteren bir patlama sahnesi vardı. Bu gözü dönmüşlüğü veren şey de işte maalesef insanlar kaybettikleri oranında kötüleşebiliyorlar yani. One bad day mevzusu. Kaybettikleri şeyler oranında kötüleşebiliyorlar, gaddarlaşabiliyorlar. Bu tarz işte davranışlar da, yöntemler de iyi bir fikri bulandırabiliyor. Beyaz bir şeye gri yapan o siyahlık katıyorlar bunlar. Ve yanlış anlaşılabiliyorlar ve yani haklıyken haksız duruma geliyorlar aslında en temelde. Yani şeye gidiyor. Aksiyon, amaç, niyet. Aksiyonu haklı çıkarır mı, çıkarmaz mı? Şimdi Doğru, niyetlerini, katılıyorum. iyi bir niyetleri olabilir ama bunu gösterme şekilleri. Aksiyon, aslında demek istediğim her şeyi dedim bu arada. Üstüne hiçbir şeyim yok. Yani niyetleri iyi. Eşitlik olsun. Oradaki çocuklara yardım etmek istiyoruz falan, öyle bir diyalog görüyoruz. Birazcık empati duyuyoruz. Ya Allah'ın aslında dedirtiyor sana. Sonra yakarak insan öldürüyorlar yani. Aynen öyle yani. İşte yani bu noktada düşman yani net bir şekilde bunlar ama finalde düşman bunlar mı kalır? Orasını ben kestiremiyorum. Evet, finalde düşman olarak kalmayabilirler. Ona ben de katılıyorum. Ya ortada çok fazla şey var.
Herkes gri gri geziyor aslında şu an. Evet. Bir tek Sam şey net çizgisi. Hiç değişmiyor adam. Hiçbir şey dokunmuyor. Evet. Aynen. Aynen öyle. Ona yani orada birazcık da şeyi anlatmış. Hani en son o patlama sahnesiyle bunlar terörist dedirtiyor aslında dizi bize yani. Aynen öyle. Yani terörist olmanın ne demek olduğunu birazcık anlatmaya yönelmiş. Benim özellikle konuşmak istediğim bir nokta daha var. Yine uçağa gideceğiz seninle. Uçakta bu sefer sen ve Bucky arasındaki diyaloglar. Yine kalkanın bir sembol olması, çok fazla insan için çok fazla şeye anlam ifade etmesi, Bucky dahil. Ama Sam'in de öbür taraftan, aslında videonun başından beri eleştiriyoruz ama kendi fikirleri de var yani Sam'in. Videonun şeyin en başından beri kalkanı istememesi, belki de onu yok etmem lazımdı. O kalkan bir sembol haline gelsin diye kaç kişi öldü, kaç kişi zarar gördü, kaç kişi yaralandı gibisinden bir diyalog oluyor. Bir repliği oluyor Sam'in. Bucky de ona karşı olarak evet o metal yığını dediklerini yapmış olabilir ama bir sürü insanı da kurtardı, bir sürü anlam da ifade ediyor gibisinden bir diyalogları var. Benim yine hoşuma giden bir detay, bir diyalog oldu. Çünkü yine orada bir görüş tartışması var. Fikir tartışması var. Biz de yaşıyoruz bunu aramızda. Senle de yaşıyoruz. Sen de başkalarıyla yaşıyorsun. Ben de başkalarıyla yaşıyorum. Arkadaş olmamıza engel değil. Ama bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabiliyor sonuç olarak. Ve bunun hani Kaptan Amerika kalkanı üzerinden yapılması, kalkana bir anlam yüklenmesi dizide bu kadar fazla benim daha da çok hoşuma giden bir şey. Katılıyorum. Ya o fikir çatışmasını bu kadar gerçekçi vermesi ve iki dostun aslında temelde bunu yaşaması ve birçok konuda yani ünvan konusunda da, Kaptan Amerika olmak konusunda da, kalkan konusunda da yani politik olarak da düşünceleri çok birbirine zıtlar ama bu konumda bile ya inandıkları ortak bir değer var. Yani yaşama, yaşatmaya, özgür iradeye, bu tarz şeylere de birleşiyorlar. Bunlar da birleşiyorlar ve farklı fikir ayrılıklarını bu şekilde vermeleri ve bu çatışmayı sadece fizik düşünce olarak değil de fiziksel olarak da aslında böyle bir somutlaştırarak Flexi Measure'da bir fikri koyup aslında fikirlerin çatışmasını izliyoruz bütün dizi ve evet. Bu açıdan dizi çok gerçekten çok iyi. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani yapması gerekeni bilerek yapmışlar yani diziyi. Gerçekten bu iki karakter üzerinden anlatabileceğin en iyi hikaye fikirlerin çatışması olabilirdi. Politik bir alt metin olabilirdi. Aynen. Beklentimden daha iyi yapıyor açıkçası. Takdir ediyorum yani o konuda. Dizinin sonunda iki tane şey gördük bu arada. Bir kanunsuzlaşmaya başlayan bir Kaptan Amerika John Walker. Bucky ile Sam'in Zimon'un kaçırılmasında parmağı olduğunu anlayabiliyor ama çaresizliklerini veriyor. Biz de kendimize o tarz bir yol izleyebiliriz gibisinden bir diyalog yaşıyor kendi Bucky'siyle. Bu da güzel yani. Hani herkes gri gri gidiyor böyle yani. Gri'nin tonu değişiyor yani evet, sürekli. Kimse beyazlı nasıl ya? Gri'nin tonu değişiyor sürekli yani. Gri'nin 50 tonu tadında bir dizi izliyoruz aynen. Bir de dizinin sonunda Wakandalı bir abla gördük. Okoye değildi sanırım. Okoye değil öbürü. İki taneler onlar ya böyle ya bir tane formayla geziyordu. Bu arada at fava bekle. Bence Bucky ile aşk yaşadılar onlar Wakanda'da. Evet mümkün. Gayet mümkün. Ne olduğunu bir sonraki bölümde göreceğiz ama benim yine bir plasa teorim olarak bu var. Aynen. O bayağı sürpriz oldu hiç. Beklemiyordum yani o karakteri. Ya Black Panther veya şey Wakanda ile herhangi bir bağlantı beklemiyordum dizide. Ben de beklemiyordum. Hoşuma da gitti yani. Bayağı sürpriz oldu o sahne. Hoşuma da gitti yani. Aynen. Bucky'nin de, o kadar insanın içinde Bucky'nin bunu fark etmesi de güzel detaydı. Çünkü Bucky biliyor onun kültürlerini yani. Diğerleri bilmiyor. Aynen öyle. Aynen. Katılıyorum. Kapatmadan önce son bir şey eklemek istiyorum. Yankı'yla biraz konuşmuştuk yayından önce de. Yankı şey eleştirisi yaptı. Bölüm çok iyiydi ama çok hızlı ilerliyordu. Çünkü anlatması gereken çok fazla şey var dizinin. Ama 6 bölümde bunu anlatamayacakları için hızlı ilerlemişler. Geçen videoda da hatta bahsetmiştik. Ekin anlatmıştı. Anlatacağı çok şey olduğu için kopuk gelmişti dize. Kopuk çekmişlerdi evet. Bölümü diye. Bununla ilgili fikirlerini alalım. Sonra da kapatalım. Tamamdır. Ya ben buna kesinlikle katılıyorum. Özellikle ikinci bölüm bu çok fazla hissettiriyordu kendini. Siz de çok, sen bahsettin özellikle. Vurguladın. Gerçekten bu, aslında dizilerde bu sıkıntı olan bir şey değildir genelde. Çünkü dizilerin anlatacak çok uzun süreleri vardır. Ama bu dizi evet. 6 saatten de kısa hatta. 6 bölümlük evet. Bir dizi. Ve ya aslında 6 saatte her şeyi anlatabilirsin. Yani iyi bir senaristsen. O da bir gerçek. Yani insanlar 4 saatte anlatıyor. Başarsın. 2 saatte bir anlatan var. 2 saatte anlatan var. Düşün yani. Ya.
Anladın mı? Neyse. Yani anlatabilirsin aslında. Ya bilmiyorum birazcık yani bunlar senaristler bildiğim kadarıyla Kaptan Amerika serisini yapanlar aynı. Emin değilim. Onu net konuşamıyorum. Öyle ben de dedim. Onlar sinema geleneğinden geldiği için dizi yazma konusunda birazcık daha şey olabilirler. O yüzden bir şeyler böyle birikiyor, sıkışıyor olabilir. Ama sonlara doğru biraz toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü aradan çıkarması lazım. Çok fazla şeyin olması. Ya atıyorum 13 bölümlük bir dizi bile olsa çok daha net anlatırdı derdini. Orası bu arada kesin. O kadar uzun bir dizi olsa bu kadar iyi olmayacağını da düşünüyorum ben ya. Bu sefer de sakız gibi uzatmak zorunda kalıyorlar bazı şeylere. Tabii katılıyorum. Aynı fikirdeyim ben de. Bakalım ilerleyince ne olacak göreceğiz. Evet 3 bölüm daha kaldı elimizde. Aynen. Umarım Zemo kazanır. Ben Zemo'cuyum. Zemo'yu seviyorum. Hala da yani bir tık değişmiş gibi gözükse de iyi bir karakter. Hala da tam istediğim kıvamda. Çok güzel karakter. İzlemeyi de çok seviyorum. Ben aslında dizideki herkesin karakterizasyonundan memnunum ya. Yani hepsi olmasını istediğim gibi gidiyor. Ya evet. Ben buna itiraz etmiyorum kesinlikle. O zaman eklemek istediğim bir şey yoksa gidelim mi? Gidelim. O zaman. Güzeldi. Çok iyi sohbet. Ben evet. Çok memnun kaldım. Hatta o kadar memnun kaldım ki bir kere daha gelirim. biz alır mıyız orası izleyicilerimiz evet. Karar versin yorumlarda. Hadi öyle evet, bir şey yapalım aynen. Bu sefer. Aynen. Raşit'i bir daha istiyor musunuz istemiyor musunuz yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlar. O zaman bir tek şunu ekleyeceğim ben. Konu söylemeyi unuttum. Baki hangi kitabı okuduğunu soruyordu Zimo'ya hapishanede ziyaret ederken. Zimo kitaba bakınca ana şeyi görüyordu. Kilit anahtarı görüyordu böyle kapıları, kilitleri vesaire açan. Baki oraya gitmeden önce planlamış yani bunların hepsini. Bir şekilde o anahtarı önceden içeri sokmuş. Bunu da Machiavelli okuyordu zaten. Evet. Prens okuyordur tahminen. Machiavelli'nin prensini okuyordur. Ve zaten Machiavelli prens de Zimo'yu anlatıyor zaten. Okursanız. Abi, o bak bu da güzel bir detaymış. Ben de bir listeye atayım. Yani. Bir sonraki şeyde evet, kitaba geçtiğimde onu okurum o zaman ben de. Evet. Aynen. Herkesin okumasını tavsiye ederiz. Aykırı filmden bu haftaki Falcon and the Winter Soldier yorumlaması bu kadardı. Bugün her zamankinden bir kişi eksiktik. Umarım önümüzdeki hafta o eksiğimizi kapatarak daha hoş sohbetlerle, daha güzel bölümlerle sizlerle beraber olacağız. Sağlıklı kalın. Standart bir şekilde işte Kaptan Amerika'nın kalkanına falan layık olmaya çalışın. Kime devrettiğinize falan dikkat edin vesaire vesaire artık öğrenmişsinizdir. O zaman görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.